sevgili anneler. Bugün Miss Bebek'teyiz. Yanımda Türkiye'nin ilk baby wearing, bebek giyme uzmanı olan Ceren Bebek var. Şimdi ona kangurunun nasıl bağlanacağını soracağım. Merhabalar Ceren. Merhaba. Ceren, öncelikle ergonomik kanguru nedir ve ergonomik kanguruyu nasıl bağlayabiliriz? Çok güzel sorular. Şimdi ergonomik kanguru derken ergonomi nedir aslında? Bizim bahsettiğimiz ergonomi bu wrapsling'den yola çıkarak, hani wrap'te wrap bağladığımız zaman o en doğal olan kumaşı bağladığımızda desteklenmesi gereken bir omurilik gelişiminden bahsettik. O da işte bebeğin gelişimine göre bir C pozisyonunu oluşturuyor ve kendi kendine evreler içinde 1,5 yaş, 2 yaşa kadar süren bir gelişim gösteriyor. Hatta daha uzun yıllarda aslında omuriliğimizi hep dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ama özellikle ilk dönemde dikkat edilmesi gereken omuriliğin gelişimi. Ve orada dokuma kumaştan bahsettik. Dokuma kumaşın öneminden ve bebeğin şeklini almasından bahsettik. Bu ergonomik, yani kanguru değil de ergonomik kanguru dediğimiz noktada da ergonomiyi sağlayan aslında dokuma kumaş. Yani bebeğin şeklini alabiliyor olması. Evet. Süngerli taşıyıcıların olabildiğince kullanılmaması ki evet. Süngerli taşıyıcı da bebek taşıyıcının şeklini alıyor gibi oluyor. Evet. Dokuma kumaştaysa tamamen bebeğin şeklini taşıyıcı almış oluyor. Evet. Diğer önemli özelliklerinden biri de bebekle birlikte büyüyebilmek. Evet. Yani ergonomide de bahsettiğimiz kalça gelişimini destekleyebilmesi için yeni doğandan itibaren kullanılabileceğiniz bir üründe alıyorsanız eğer bebekle birlikte bakın görüyorsunuz bu mesela bebekle birlikte yeni doğan için küçültebileceğiniz, sonrasında da büyütebileceğiniz bir şekilde ayarlanmış ve dizayn edilmiş bir taşıyıcı. Yani ergonomik kanguru da bu kriterlerle bağlantılı olarak ortaya çıkmış oluyor. Daha farklı detayları da var tabii. Mesela baş desteği, onu da bebeği giydikten sonra göstereyim. Peki. İşte arkadan evet. Klipslerini taktım, ondan sonra bebeği aldım. Evet, belime zaten bebeği almadan taşıyıcımı hazırlamış evet. oluyorum. Bacak arasını ona göre ayarlamış oluyorum. Evet. Ve sonrasında zaten bacak arası bebeğe göre ise eğer bebeğin bacağını açıp zorlayıp herhangi bir şey yapmama gerek olmuyor. Bebeği böyle tuttuğum anda bakın şuradaki bacak arası zaten bebeğin bacak arası. Evet. O anlamda şurada dikkat ediyorum. Bacağın altından geçiriyorum. Sonrasında burada. Bebeğin bacağının altından geçti. Evet. Evet. Sonra burada emniyet kilidi dediğimiz sırtımıza hani bebeği şurada tutarken diğer elimde alıyorum. Emniyet kilidi bağladım. Şimdi bebeği taşıyıcıya koymuş oldum. Evet. Aynada çalışıyorum ve ne olduğunu görüyorum. Şimdi bakıyorum mesela yeni doğan bir bebek için diye düşündüğümde şu kafası boynunun desteklemesi gerektiğinden bahsediyoruz. O zaman burada taşıyıcıyı hem bebeğe hem kendime göre uyumlayacak şekilde işte kol kayışlarından küçültüyorum, sıkılaştırıyorum. Yani bebeği giyerken sıkı olması, özellikle o anne karnındaki o daracık yerdeki gibi hani sıkılıkta olması önemli bir kriter. Çünkü sallandığı zaman hani darbe alır gibi bir etki yapabiliyor bebeğe. Evet. O yüzden sallanmadan. Şimdi burada da bebeğin başına göre yani boyun desteğini ayarlayabilmek için gördüğün gibi oradan bu şekilde. Bak şimdi bebeğim olması gerektiği gibi boynu destekli evet. vücudunun şekli almış ve bacaklarına bakıyorum. Yani burada da eğer az daraltmışsam ya da çok açmışsam zaten bebek duruşundan bana hemen gösterecek olması evet. gereken pozisyon. Şurada şöyle ellerimi koyduğumda en azından 90 derece olması gerekiyor. Yani elim yukarı çıkmayacak, aşağı inmeyecek. Şu şekilde 90 derece olacak. Yeni doğan bebeklerde biraz daha yukarıda olabiliyor. Çünkü onlar daha küçük olduğu için bacak araları daha şöyle olabiliyor. Evet. O da okeydir ama en azından öyle olmalı. Tabii işte aşağı gibi, doğru böyle sallanmayacak bacaklar evet, değil mi? Aynen. Bacaklar aşağı doğru sallanmayacak. İşte dediğim gibi farklı özellikleri de olabiliyor. Farklı farklı ergonomik kangurularda mevcut. Burada biz sadece genel olarak... Şu yanlardan da sıkıştırdım. Ben yanlardan sıkıştırdım. Bu taşıyıcının böyle bir özelliği var bebeğe göre. Hani daha küçük bebekler oluyor çünkü her bebek de farklı doğabiliyor. Sürekli büyüme. Aynen. Ya da sırt paneli daha büyük olan, daha da büyüdüğünde mesela uzatabilmek için bu şekilde takılıp uzatılan. Bak burası direkt sırt panelini de uzatıyor. Evet. Gibi böyle farklı özellikleri var. Bu kayışlar sonrasında çapraz yapılabiliyor, değiştirilebiliyor. Ama dediğim gibi basic yani kriter olarak
bizim dikkat etmemiz gereken şey herhangi bir taşıyıcıda, hangi taşıyıcıda olursa olsun bebeğin vücudunun şekline destekleyebilecek olmamız, boyun desteği kafasını tutamıyorsa mutlaka çok önemli bir kriter ve bacaklarının aşağı doğru sarkmıyor olduğuna emin olmamız önemli. Peki, çok teşekkür ederim Ceren. Rica ederim. Evet sevgili anneler, Ceren bize ergonomik kangurunun nasıl bağlanması gerektiğini anlattı. Eğer siz de kanguru kullanmaya karar verdiyseniz bu videoyu izleyerek evde bağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.